Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren ve herkesin merakla takip ettiği asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Bugün Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen asgari ücret zirvesi sona erdi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçti. Ankara'daki asgari ücret zirvesinin ardından gözler yapılacak açıklamada. Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar. Bakan Işıkhan'dan açıklama. Asgari ücret gündemi sürerken bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen asgari ücret zirvesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını açıkladı. Asgari ücret 17.002 lira oldu. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı az önce açıklandı. Yeni asgari ücret 17.002 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret tutarını açıklamak üzere kamera karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, belirlenen yeni tutarın 17.002 lira olduğunu duyurdu. Türk İş Başkanı Atalay'dan açıklama. Asgari ücret açıklandıktan sonra canlı yayında konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez zam yapılmasını istedik, dedi. Fiyat artışlarına dikkat çeken ve pazar ve marketlere dikkat çeken Atalay, burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın Bakan'ın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde. Kendilerine teşekkür ederiz, ifadelerini kullandı.